Gençler merhaba, ben İngilizce öğretmeniniz Buse Şahin. Biliyorsunuz ki üniteler EBA TV'den işleniyor ve dersleriniz anlatılıyor. Konularla ilgili de çalışma videolarını size EBA üzerinden gönderiyoruz. En son konumuz olan 7. ünitenin The Simple Past Tense geçmiş zaman konusuna şöyle bir göz atalım ve konuyla ilgili alıştırmaları yapıp pekiştirelim istedim. Burada olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini nasıl yapmamız gerektiğini göstermiş. The next page, bu sayfada ise düzenli ve düzensiz fiilleri göstermiş. Düzenli ve düzensiz fiillerin çalışma videosunu size EBA üzerinden göndermiştim. Onu tekrar incelerseniz iyi olur. Did ile oluşturuyorum sorumu. Eğer fiilim varsa, eğer fiilim yoksa ve bir isim cümlesi ise işime yarayacak olan yardımcı fiil was, were. Burada da yine ne yapmış? Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin örneklerini size göstermiş. Neydi geçmiş zamanda kullandığım zaman ifadelerim? Yesterday, 2 days ago, 2 years ago, last Monday, last week gibi ifadeler bana geçmiş zaman olduğunu gösteriyordu. Now, complete the dialogues with was, wasn't, were and weren't. The first one. You and Liam on the school trip last week. Last week ifadesi zaten bana geçmiş zaman olduğunu söylüyor. Burada da öznem ne? You and Liam. Eğer bana sadece Liam deseydi, he olduğu için was olacaktı. Fakat burada iki kişi var, artı you var. O zaman ne olacak? Were. Were you and Liam on the school trip last week? Yes, we. Ne diyeceğim? Yes dediği için were ile sordum. Were ile cevap vereceğim. Yes, we were. Eğer no deseydim, ne olacaktı? No, we weren't, değil mi? Were'le sordum. Yine were'lü bir ifade olması lazım. No dediğim için not gelecek. No, not. Eat good. Eat, he, she, it. So, was. Was it good? No, it. Not getirerek söyleyeceğim. Wasn't. No, it wasn't. Eğer yes deseydi ne olacaktı? Yes, it was. The journey, it was quite tiring because of the old bus. Where you? He, she, it dışındakiler ne oluyordu? Where were you? Yes. And the last one is, I was ill. I was ill. The second one, second dialogue. Where Einstein born? Einstein. He. So, where was Einstein born? He. Cevapta da yine aynı yapımı kullanacağım. He was born in Germany in 1879. Yes. And the next one. His parents. Burada he ile his'i karıştırmıyorsunuz. Hemen his diye was yapmıyorsunuz. Çünkü burada söylediği şey his parents. Yani ebeveynleri. They. So, were his parents also physicists? No, they were ile sordum. No olduğu için not getirerek cevap vereceğim. No, they weren't. Yes. Eğer yes deseydim, yes, they were olacaktı. His mother, so she, he, she, it. His mother, she, was a talented piano player, and his father, he,
He was a salesman. Yes, his father was a salesman. And the next page. Complete the sentences with the past form of the verbs below. Run, wash, take off, forget, come, be. Be'ye dikkat ediyorum. Be'yi nasıl çekimliyordum geçmiş zamanda? Was ya da were. Sleep, see and stay. The first one. I'm so sorry. I, your birthday. Doğum gününü unuttum diyecek. I'm so sorry. Üzgünüm. I forgot your birthday. Doğum gününü unuttum. Forget, forgot. The second one, the weather warm and sunny. The weather it warm and sunny. It was warm and sunny, yes. So I my coat, ceketimi çıkarttım. I took off my coat. Take off, took off. Was nasıl vaz oldu? Be. B'yi çekimledik. And the third one. There Martin during his journey. And the answer is in a tent. Çadırda. Neyi soracağım o zaman? Martin nerede uyudu? Where did Martin sleep during his journey? In a tent. The fourth one. I for 15 minutes to catch the bus this morning. Bu sabah otobüsü yakalamak için 15 dakika ne yaptım? Ran, koştum. Run, ran. The fifth one. They at home to work on the project last weekend. Did they stay at home to work on the project last weekend? Onlar geçen hafta sonu projeyi üzerinde çalışmak için evde kaldılar mı? Türkçe düşünürsek bu soruya nasıl cevap verirsiniz? Evde kaldılar mı? Evet ya da hayır diye, değil mi? Eğer benim sorularım WH question'la başlıyorsa, what, where, who, when gibi soru kelimelerimle başlıyorsa, ben bu sorunun cevabını veririm. Cümle olarak veya cümlecik olarak. Ama sorum what, where gibi kelimelerle değil, bir yapı kelimemle başlıyorsa, did, do, can, was, is gibi yapı kelimelerimle başlıyorsa, yes ya da no diye cevap veriyordum, değil mi? Buna da yes diye cevap verirsek, yes, they, did. No ile cevap verirsek, no, they, didn't. Hangi yapı kelimemle soruyorsam, onunla cevap veriyorum. Do ile sorsaydı, do, they, stay diye, yes, they, do, no, they, don't derdim. The sixth one. The tourists amazed when they the beautiful structure. Turistler şaşırdılar, were amazed when they saw the beautiful structure. Güzel yapıyı gördüklerinde şaşırdılar. See, saw. The last one. I all my clothes after I back from holiday. I washed all my clothes after I came back from holiday. Tatilden döndükten sonra bütün kıyafetlerimi yıkadım. Wash değişmiyor, ed eki alıyor. Regular bir fiil, düzenli. Fakat come, came, irregular, düzensiz bir fiilim. Bunları sık sık tekrarlamaya gayret gösterelim. Yes, complete the text with the past simple form of the verbs in brackets. Şimdi, benim yönergeleri okumam çok önemli.
Neden? Çünkü bana ne yapacağımı anlatan cümledir bu. Bakarak da anlayabilirim tabii ki. Ama şimdi bunu okuduğumda past simple form diyor. Yani hepsini past simple yap diyor. İşim kolaylaştı. Hepsini geçmiş zaman yapacağım. Last summer I went to Peru to see Machu Picchu. Yes, go, went. It, be'yi nasıl çekimliyordum? Was ya da were, it olduğu için he, she, it, I, was. It was my childhood dream and I always, düzenli bir fiilim, ed takısı alıyor, wanted to go there. It, again, it was a wonderful trip because I planned everything carefully. Planned, düzenli bir fiilim, ed eki alıyor. Fakat ed eki alırken double n oluyor. Unutmayalım. Before I started my journey. First of all, I, düzensiz, irregular bir fiil, found. I found a part-time job because I not have. I didn't have enough money. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Eğer burada not olmasaydı ve ben didn't ifadesini kullanmasaydım ne diyecektim? I had. Değil mi? Have had oluyordu çünkü. Fakat olumsuzlarda didn't dediğimde bunu değiştirmiyorum. Aynı kalıyor. Then I bought a backpack by boat, plane tickets and a good mobile phone to share my travel photos and stories. I notebook. Evet, şimdi bunu yaptığımıza göre bunu bir düşünün bakalım. I didn't, değiştiriyor muyum book'u? No. I didn't book a tour because I learned. Learn iki türlü de olabiliyor arkadaşlar. A lot of things from different blogs. After I düzenli arrived in Peru, I felt so excited and happy. Felt. The local people yine bize burada be fiilini vermiş, be yardımcı fiilini. Was ya da were olarak çekimliyordum. Dikkat etmem gereken şey local people. Çoğul bir ifade. So, were. The local people were warm and friendly and they dediği kişiler zaten local people. They helped me a lot during my trip. That's all.